Beyler bayanlar selamlar. Sonunda sezon 2 geldi. Hatta sabahın erken saatlerinde geldi. Ama ben işte olduğum için üstümden de fark ediyorsunuzdur zaten. Bu videoyu biraz geç attım. Önce bunun için özür dilerim, kusura bakmayın ama yapabilecek bir şeyim yoktu. Benim de geçinmem gerekiyor bir şekilde. Neyse, onlar önemli konular değil. Sezon 2'de neler geldi, neler değişti? Bazı çok güzel değişiklikler yaptılar. Bazı şeyleri iyileştiler mi, kötüleştiler mi? Gelin şimdi hepsini birlikte inceleyelim. Öncelikle güncelleme ne kadar geldi ona bakalım arkadaşlar. Büyük ihtimalle çoktan indirmişsinizdir ama PlayStation 5'te 17 GB, daha doğrusu konsolların hepsinde 17 GB ve PC'de sadece Warzone varsa 17 GB, yine çok yüklü bir şey yapmadılar. Güzel oldu. Aynı zamanda multiplayer'da varsa, Modern Warfare'dan bahsediyorum, 21 GB güncelleme yapmanız gerekiyor. Peki neler var? Haydi bu sayfanın en başına dönelim ve birlikte bakalım. Öncelikle playlist'e bakalım. Plunder'dan Bloodman'ı Squad kaldırıp Bloodman'ı Trios'u eklediler. Reborn Island'da da Mineral Royale Trios ve Resurgence Squad'ı kaldırıp Resurgence Extreme diye bir şey eklediler. Onu birazdan zaten detaylı bir şekilde söylüyor olacağım. Verdansta arkadaşlar, ilk öncelikle oynanış olarak Verdansta Warzone haritasında neler değişti? Yazdığına göre spawnlar, yerdeki çıkan silahlar değişti ve iki tane de yeni silahımız var. Bir önceki videomda zaten bunları paylaşmıştım. Fara 83 ve LC-10. Sızıntılar doğru çıktı. Demek ki bu silahlar eklendiğine göre. Şimdi oyundaki en güzel değişikliklerden bir tanesi, artık gazın içinde kaldıkça daha fazla hasar yiyeceksiniz. Örneğin birinci saniyede bir hasar yiyorsanız ikinci saniyede 2, 4, 8, 16 diye katlanarak gidecek. Belki çarpan sayısı farklı olur, böyle ikişer katta ilerlemez ama bu ne anlama geliyor? Nasıl bir güzellik? Artık bir şekilde slingshot bug'ı tekrarlanırsa, örneğin bir sürü versiyonu çıktı bunun değil mi? Yerden bomba yolluyordun, yok silahları atıyordun. En azından 4 tane çeşidi çıkmıştı ve bunun önüne bir şekilde geçemediler. Bu kesinlikle bunun önüne geçecek. Niye? Slingshot bug'ını yapsam bile artık bir süre sonra çarpan yüzün üstüne çıkacağı için sen alanın dışına ne kadar uzun durursan dur, o slingshot'ın bir etkisi olmayacak. Alan sana direkt tek çekecek. O yüzden çok güzel bir değişiklik oldu bu. Ama bundan sonra loot'unuz falan alan içinde kaldığında ya ben buradan çıkarım diye düşünmeyin. Çıkamayacaksınız. Çok daha fazla vuruyor olacak. Ona da dikkat edin. Daha sonrasında daha önceki challenge'lar değiştirilmiş. Warzone intel görevlerini kaldırdılar. Neden kaldırdıklarını bilmiyorum. İntel görevleri de hani bu hikayeyi açıyorduk. En sonunda da bir fragman gibi şey giriyordu. Nükleer çalışıyordu. Son anda durduruyorduk falan filan. Bilmiyorsanız da hani izlemediyseniz de açıklamayı, onun linkini bırakırım. Oradan bakarsanız artık bunu yapma şansınız yok. Tamamen bunu kaldırmışlar. Ve son olarak da Kingslayer'ın experience kazanmasını Battle Royale'e kıyasla daha dengelemişler arkadaşlar. İki tane etkinlik var ama bunlar Cold War'la ilgili. Güzel etkinlikler aslında. Birisi Outbreak Free Trial, diğeri de Outbreak Challenge Event. Bunlar bayağı bu videonun süresini uzatacağı için, çünkü bayağı detaylı incelenmesi gerekiyor. Bununla ilgili de Cold War'daki bu yeni zombi modu ile ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Bu arada Emrah da Cold War'ı aldı. Artık sonunda onunla da güzel videolar çıkartabileceğiz. Ama merak ediyorsanız da arkadaşlar, Mart 4'e kadar ikinci etkinlik ise 11 Mart'a kadar devam ediyor. Bu etkinliklerle bir sürü amblemdir, sticker'dır vesaire açabiliyorsunuz. Ben de hem bir yandan öğrenip daha detaylı böyle full bir rehber yapıp paylaşıyor olacağım. Peki en önemli şey ne? Sakın bunu kaçırmayın arkadaşlar. 1 Mart'a kadar 2 kat experience bonusumuz var. Ve bu experience bonusunu bir an önce, yukarıda bahsedilen neredeydi, kaçırmayalım. Fara 83 ve LC-10'i kasmak için kullanın, çünkü Cold War silahları Modern Warfare'e göre daha zor kasılıyordu. Aynı zamanda diğer silah kasma rehberimi kaçırdıysanız onu da kullanabilirsiniz. Ne yapıyorduk? Plunder'da subrun'ları hızlı hızlı yapıyorduk. Neyse, videonun yerinden sapmayalım. Onu da açıklamaya bıraktım. Oradan izleyebilirsiniz. Gelelim Battle Pass'e. Arkadaşlar Battle Pass'te yine 100 level koymuşlar ve en önemli şeyleri, yeni eklenen şeyleri buraya eklemişler. İşte tipik experience bonusu alıyorsunuz. 15'te para 83 silah açılıyor. 31'de yeni SMG'miz açılıyor. Ve daha sonrasında da işte Legendary Blueprint'imiz, operatörlerimiz vesaire açılıyor. Bu Battle Pass içeriğinin tüm levelleriyle ilgili adım adım yeni bir video yapacağım ve onu yarın atacağım arkadaşlar. Hani alalım mı, almayalım mı diye ikilemde kalıyorsanız mutlaka alın, ama içeriğinde ne olduğunu merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi mutlaka Battle Pass'i alın, zaten kârda çıkıyorsunuz. Peki başka neler değişti arkadaşlar? Haritada bazı yerler değişti. Burada sadece üstünden geçeceğim ama bu da çok güzel bir içerik, hem sizin için hem benim için arkadaşlar.
Harita bayağı bir değişti diye yorumlarda da arkadaşlar da arka planda yazıyor bana. Öncelikle shipwreck bir tane gemi kalıntısı. Gemi kalıntısı derler değil mi? Gemi enkazı. İşte ona eklemişler. Haritaya Zordaya Prison var ya, Prison'ın yanına eklemişler. Aynı zamanda orada yeni bir ban kırmızı da var. Bilmeyenler varsa onu da yapacağım. Bu onun dışında da iki tane daha ban kırmızı var. Onların hepsinin yerini bir sonraki videoda gösteriyor olacağım arkadaşlar. Tabii o zamana kadar siz çoktan keşfetmezsiniz. Ama bir diğer önemli şey oynanışı etkileyebilir. Lan ben buradan kaçayım derseniz, ama buradan gideyim derseniz çat orası kapatılmış olur. O yüzden şunlara dikkat edin. Burada da aynı zamanda diyor ki bazı güvenlik nedenleriyle aşağıdaki lokasyonları kapattık diyorlar. Birincisi metro. İkincisi stadyumun garajı en alt katı ve bunkerların çoğunu kapattılar arkadaşlar. Bu kapatılanlar yerinde zaten biliyorsunuz 3 tane yeni açtılar. Peki bunların dışında silahlarla ilgili ne değişiklikler oldu? Tactical Rifle Charlie'nin mermi hızını yükseltmişler arkadaşlar. Daha sonrasında da 2 tane yeni silah eklediler. Bunu 50 kere söyledik zaten. Ve bir tane de palamız var. Geçen sezon Grozo ve Mac'den açamayanlar için de onları da açma görevi eklemişler. Onları da rahat bir şekilde açabileceksiniz. Gelelim en önemli kısmına. Cold War Attachments Has Been Updated. Sonunda güncellemişler. Neyi güncellemişler arkadaşlar? Birinci olarak Bruiser Grip. Çoğu insan Bruiser Grip'i takıyordu ARE'de. Normalde onun üstünde de Melee Quickness yazıyordu. Ya Melee Quickness takıp nasıl silahı daha rahat kontrol ediyorduk biz orası diye düşünüyorduk. Çünkü silah eklentileri düzgün çalışmıyordu. Açıklamasında yazdığı gibi çalışmıyordu arkadaşlar. Sonunda bunu da düzeltmişler. Artık Bruiser Grip örneğin Movement Speed ve Hip Fire Accuracy verecekmiş. Mounted Flashlight da normalde düşmanların üstünde kırmızı bir nokta çıkartıyordu. Ama onun yerine Movement Speed'i artıracak ve Aim açıkkenki Movement Speed'i artıracakmış. Tiger Team Spotlight ise yine aynı şekilde düşman üstünde kırmızı bir nokta işareti çıkartırken onun yerine aynı Mounted Flashlight'taki gibi Movement Speed'i ve Aim Walking Movement Speed'i arttıracak. Yani genel olarak koşma hızınızı, hareket hızınızı arttıracak. 4 tane de yeni operatör eklendi. Bunlardan ilki arkadaşlar Battle Pass'e açılacak. Onu yarın daha detaylı bakarız. Nasıl olacak, nasıl bitecek. Diğerleri de sezon içinde Store'a bundle olarak eklenecekmiş. Peki. Bari 2-2 yapsaydınız güzel olurdu. Gelelim fixlere. Oyun bug'dan geçilmiyordu. Bir düzeltiyorlar. Buradan düzeltirken buradan bozuluyor arkadaşlar. Derken neler oldu? Artık kulakta bu çatışma alanının dışında spam olmayacakmışız. Bu neyden bahsediyor? Normalde kulağa direkt attığında kulağın dışında olan bir bug mı vardı? Yoksa kafamızın üstüne lağdat atıp kulağa giriyorduk ya, o hatayı mı düzelttiler bilemedim. Yani ben daha önce bu bug'ı yaşamadığım için bilmiyorum. Ve gelin benim sonunda sesimi duydular diyeceğim. Activision kim? Ben kim? Activision kim? Beni duymak kim? Neyse bunu düzeltmişler. Stopping Power artık takılıyor arkadaşlar. Şarjörü değiştirdin, taktın, kolu kurdun. Bir daha olmadı, bekle, bekle. Aynı hareket bir daha bekle, aynı animasyon bir daha bekle. Sonunda bu hatayı gidermişler. Stopping Power düzgün çalışacakmış arkadaşlar. Bazı recycle'lar düzgün çalışmıyormuş. Bu büyük ihtimalle tek tek ateş eden silahlarda, DMR'da da vardı. Ondan bahsediyorlar diye ümit ediyorum. Ateş ederken ekran böyle beyaz 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 oluyordu. Görüşünüzü de engelliyordu. Onu düzelttiler diye ümit ediyorum. Çünkü bu hata, çünkü o beyazlaşma özellikle recycle değiştirdiğiniz zaman yapıyordu. Büyük ihtimalle ondan bahsediyorlar. Çok detay vermemiş olsalar da. Bir tane operatör skin'i uzak mesafede doğru düzgün renderlanmıyormuş. Onu düzeltmişler. Ve sizlerin de yorumlarda geliyordu ya. Ya ben abi ben şu operatör görevini yapıyorum. Ya abi ben silah görevini yapıyorum. Abi şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama bir şekilde açmıyor silahı. Operatörü açmıyor. Ne yapmam lazım gibi hataları düzeltmişler arkadaşlar. Ama bundan sonra da operatör görevlerini yaparken belli başlı operatörleri kullanmanızı isteyecekmiş. O yüzden görev notlarını okumayı ihmal etmeyin. Araçlarda çalan çarkıları da aynı şekilde düzeltmişler arkadaşlar. Normalde düzgün sırayla çalmıyormuş ve en önemli şey Heartbeat sensörünün doğru göstermemesiyle ilgili hatayı düzeltmişler. Son şeyde abi Prestige banners'ı doğru sticker vesaire yansıtmıyormuş. Çok önemli değil ama neyse bayağı çalışmışlar dediklerine göre. Güncelleme notları sözde bu kadardı yazana göre. Şimdi işten geldiğime göre yavaştan bir oyuna girip silahları kasıp yeni yerleri deneyip başka şeyleri araştırıp bir an önce yeni neler olmuş, gizli gizli neler var
ve Battle Pass'te neler var, yeni silahlar kullanılabilir mi, hangi eklentiler eklenmeli gibi bir sürü içerik çıkarmaya gidiyorum arkadaşlar. O içerikleri de kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.